hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece evet derim. Şart değil anayasaya yanaştığımın, ben bundan sonra hukukçu olacak halim yok şekerim. Yaşadık, bizimle yaşadık yani. Yüzümleri yaşadık. Avrupa Meclis'te 2 milyarlık faturalara kızdığım için evet diyeceğim. Yani CHP'li vekile kızdığın için evet. Kızdığım için evet diyeceğim. Onlar var abi, vatan aynı gibi aynı. Allah büyüktür, bir kapı açar Cenab-ı Allah. Yani referandum size neye getirecek? Hiçbir şey getirmez. Türkiye daha kötüye gitti. Daha kötüye gitti. Bir şey düşünüyorsun. Vallahi Allah hayırlısı hangisiyse onu nasip etsin. Amin. Ben ne diyeyim? Şimdi burası Giresun. O anda yorum yapmama gerek yok. Hayırlısı bir taraf. Bir şey var ya evet ya hayır. Allah hayırlısını versin. Vatan için, millet için bayrağı açın evet diyoruz. Evet diyeceğiz. Vatanımız için evet diyeceğiz. Ben devamlı döve diyorum. Allah başımızdan eksik etmesin hani yavrum. Her zaman için döve diyorum. Tekrar tekrar Allah başımıza şey etsin. Ne zaman da evet derseler ben de evet vurayım basacağım. Allah izin edersin. Ülkemizin başına Cumhurbaşkanımız, bizim kendi başkanımız referandum olmasın evet diyoruz. Evet diyeceğiz. Nasıl olacak? Tamam. O, evet tamam da olacak Selim. O da çağırır. O olacak, olacak onu yani. Belli, evet. Kim ne derse desin evet, o olacak belli, o. Belli yani. Onda bir yorum yapacak durum yok. Evet olarak belli yani. Evet. Ortada her şey kanıt. Evet hayır konusunda kesinlikle hayır düşünüyorum. Niye düşündüğümü soruyorsanız, nasıl desem size, aynı bu sistemi, ben bunu atıyorum AK Parti endeksli düşünmüyorum. Tamam ama AK Parti endeksli düşünen arkadaşlara soruyorum. Aynı bu taslağı AK Parti değil de başka bir siyasi parti getirse cevabı evet mi olur da hayır mı? Evet evet. Türkiye'de aşağı yukarı evet. Neden evet oyu kullanacaksın? Ya o, öylece öyle de. Hayır kullanalım mı bu zaman ya? Hayır mı? Ne diyorsun şimdi? Talib Erdoğan Vuralı. Talib Erdoğan Rizeli. Hayır mı diyeceğiz? Evet de mecbur. Ulan hancız kazanırsa o cende oturuyor sandalyeye rahat ediyor. Bizi düşünmeyle eklam çekmiş. Bu kadar kari hadi eve ekliye karayım bir yalavuz karayım. Hiç kimse yok bir bakma hadi ben. Yemeğe var mı yok mu? Devlet bakacaksın. Ne, daha ne cumla? İçisin de Allah iyi yıldığını ver atırsın oy. Ben oyumu kullanırım zaten. O ateme gerek yok. Peki evet mi hayır mı kullanacaksın diye sorsak? Oyunun rengini söyler evet, misin? Evet. Herhalde evet tane şey edecek. Biz zaten... Ben kendi fikrimi söylemek istiyorum. Referanduma evet demek istiyorum. Neden? AYB Türkiye için. Ha bu işleri etkileyen şeylerden bir tanesi hava şartları. Ama havalar ne olursa olsun bizim havamız güzel olsun. Allah kolaylık versin. Yükün ağır. Ağır. Referandumda ne kullanacaksın? Ne söylemek istersin? Sağ ol. Allah razı olsun. Yeni anayasa ile ilgili referandumda oy kullanacak mısın? Kullanacağım. Ne diye kullanacaksın? Kullanacağım. Evet mi hayır mı? Evet. Allah kolaylık versin. Referandum. Evet diyoruz evet, balım. Evet diyoruz balım. Evet. Anayasaya evet balım. Neden dolayı sordun? Neden dolayı? Bu hükümetten iyi hükümet bulunmaz. Bu cumhurbaşkanımızdan iyi cumhurbaşkanı bulunmaz balım. Teşekkür ederim. Ben bu yönde taraftar değilim yani. Neden diye sorsam? Ya işte eskilerden çok şeyler olduğundan ben taraftar değilim yani şahsımca. Yani oyun rengi evet mi hayır mı olacak? Hayır olacak. Hayır olacak. Ya anayasanın içeriğini tam bilmeyiniz gibi nasıl şeyinizi söyleyeceğiz? Hayırlısı neyse olsun, o olsun diyoruz yani. Peki en hayırlısı neyse olsun. Peki yönünü sorsam oyunuzun? Yönümüz %80 evet. Benim gibi belli değil. Tam da belli değil yani çevremizin şey araştırması bakacağız daha yani. Netice daha belli değil. Bilmiyorum yani. Öyle tamam. 18 yaşında ne hem 18 yaşında şey seçilme hakkı veriyor hem de askerliğini yapacak. Nasıl 18 yaşında askerlik var mı ya? Yok da 20 yaşını bitecek askerlik yazsın vatandaş.
Yani cahilin bir şey yönetmesi farklıdır, bilgi adam yönetmesi farklıdır yani. Değil mi abi? Böyle. Devlet büyüklerimizin ülke menfaati için iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. O yüzden evet demeyi düşünüyorum. Vallahi ben evet demeyi düşünüyorum. Vatanımız, milletimiz, devletimiz için hayırlısı olsun. Evet diyeceğiz bakalım. Hayırlısı. Evet düşünüyorum. Yeni bir anayasa paketini de inceledim, maddeleri tek tek. Bununla ilgili çok olumlu görüşe sahibim. Kesinlikle evet diyorum. Güçlü Türkiye için güçlü bir evet diyorum. Çünkü geçmişteki deneyimlerimiz hep çok başlılığın Türkiye'ye zarar verdiğini düşündüğüm için güçlü bir şekilde evet diyorum.